olarak da 20 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Ama en önemlisi 1722 yılında ilk açılışı yapılmış. Yani yaklaşık 300 yıldır hayatta olan bir kütüphane. Mimarisi muhteşem, barok mimariyle yapılmış. Dilerim bir gün onu da ziyaret etme şansı bulursun birlikte. Bugünkü kitabım ise Hayvanlar Nasıl Yaz Tutar? Barbara King tarafından yazılmış bir kitap. Burada kitabın kapağına bakarsanız ve ismine ben şu halini çok sevdim. Yeni kurulmuş bir yayın evi Raskolnikov kitap tarafından yayınlanmış. Böyle bir kitabı Türkiye'de yayına kitaplar arasında kazandırdığı için kendilerine teşekkür ediyorum bir hayvansever olarak. Şimdi kitabın ismine baktığınızda benim gibi birçok insan diyecektir ki okumaya gerek yok çünkü zaten hayvanların yas tuttuğunu biliyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Yine de ilgimi çekti. Acaba neler var kitabın içinde diye. Yazar da Barbara King de zaten yıllardır hayvanlarla çalışan bir bilim insanı olarak kendisi antropolog, primatlarla çalışıyor ve bu konularda yıllardır birçok kitaba imza atmış bir bilim insanı. O da diyor ki ben de bunu biliyorum ama acaba bilim adamları bu konularda ne yapmış, bu yas konusu hayvanlarda ölçülebilir bir şey mi, ölçüldüyse neler yapılmış, bunları derlemeye çalışmış. İlk karşılaştığı durum ise şu, yas konusunda maalesef öyle çok da fazla araştırma yapılmadığını görmüş. Tabii ki var ama diğer bir konu ise şu, şöyle ifade ediyor Barbara King, örneğin aşk ölçülebilir bir şey mi? Evet, bilimsel olarak enzimler, hormonlar ölçülerek bir ölçüm yapılıyor. Ama hikayeyi ölçebilir misiniz? Ölçülemez. İşte hayvanların yas tutmasıyla ilgili de Barbara King diyor ki bu anlamda bir ölçüm yapamazsınız. Hikayeyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden de kitap fillerden evimizdeki kedi köpeklere, yunuslardan bizonlara, vahşi doğadaki birçok hayvana, gorillere kadar yapılan araştırmaları ama daha çok bu araştırmalar kapsamında hayvanlara dair hikayeleri toparlamış. Bu hikayeleri okuduğunuzda da aslında hiç şu anlamda şaşırmayacaksınız. Ne göreceksiniz burada? Doğallık hayvanlarda, samimiyet. Bir kere sevginin en katıksız hali görülüyor. Ve zaten Barbara King de diyor ki, yasla sevgi ayrılmaz bir bütün. Niye yas var? Sevgi duyduğumuz biri için yas var. Bu ne demek? Hayvanlarda zaten bilimsel olarak kanıtlanmış ama bu kitap sayesinde bir kez daha kalın çizgilerle altını çiziyoruz. Hayvanlar bizim kadar hatta bizden fazla duyguları olan canlılar. Ve duygularını bizden çok daha dürüst yaşıyorlar. Buna en iyi örnek de filler. Leyleklerle ilgili hikayeler var. Yakın zamanda Türkiye'de de biliyorsunuz Gölyazı'da Adem amca var. Yaren diye bir leylek 9 senedir onu ziyarete geliyor. Yani bunu kaç dostluğunuz yapıyor? Kendinizi düşünün. Ömür boyu süren dostluklarınızı düşünün. Dostlarınızdan yediğiniz kazıkları düşünün. Mesela bir hayvanın başka bir hayvana ya da bir hayvanın size hiç kazık attığını gördünüz mü? İmkansız. Bu hikayeler çok etkili bu kitapta. Bunun yanı sıra birazcık da bizim yüzümüze bazı gerçekleri vuruyor Barbara King. Hayvanlar bu kadar duygusal, dürüst, çizgilerinde son derece tutarlılar. Peki biz ne yapıyoruz insanlar olarak? Onlara korkunç acılar veriyoruz. Bunlara da burada girmeyeceğim, kitapta okumanız gerekiyor. Sonunda Barbara King diyor ki, yas konusunda bu ölçülemezliğinin yanı sıra hayvanların davranışlarını izlerken kendi beklentilerimizle onlara bakamayacağımızın altını çiziyor. Çünkü hayvanların başka bir dünyası var. Bizim gibi düşünmüyorlar. İnsan merkezli değiller, onların başka bir yaşamı var. Yası daha farklı yaşıyorlar. Sevgiyi, acıyı, kederi bizden çok daha farklı yaşıyorlar. Biraz da onların gözüyle onların yaşamlarına bakmamız gerektiğini üzerine çiziyor. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne de şiirsiz kalın. Hoşçakalın.